TRT 2017 yılından bu yana gençlere yönelik dijital gazetecilik atölyeleri düzenliyor. Son eğitimin adresi Irak'ın Erbil kenti oldu. Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda düzenlenen etkinlikte lise öğrencilerine gazeteciliğe giriş temel konuları ve yazılı sözlü hikaye anlatımı eğitimleri verildi. Bilindiği üzere TRT sadece bir basın yayın kuruluşu değil, aynı zamanda bir eğitim kurumu. TRT ve Maarif okullarının ortaklaşa yürütmüş olduğu bir programın daha sonuna gelindi ve 60 öğrenci gençler için gazetecilik projesinde sertifika sahibi oldu. Türkiye Maarif Vakfı Irak Koordinatörü Ahmet Zeki Olaş eğitimlere ilişkin bilgi verdi. Özellikle pandemi döneminde çocuklarımız çok yoğun bir şekilde teknoloji kullanımıyla baş başa kaldılar. Burada bu yaptığımız eğitimle birlikte çocuklarımızın, öğrencilerimizin teknolojiyi doğru kullanma noktasındaki becerilerini geliştirmek istiyoruz. Kendi hikayelerini teknolojiyi kullanarak anlatma noktasındaki becerilerini geliştirmek istiyoruz. Öğrencilere telefon, tablet gibi mobil araçlarla video çekim ve düzenleme teknikleri de öğretildi. Katılımcılar eğitimden memnun kaldıklarını belirtti. Nasıl başkalarıyla konuşuruz, kamera önünde nasıl davranırız, öyle deneyimler yaşadık. Çok memnunum, çok güzel bir şey, çok başarılıydı. Biraz proje zamanı telaşlandık ilk defa böyle bir şey yaptığımız için ama sonunda elimizden en iyisini yapmaya çalıştık. TRT Gençler İçin Gazetecilik Projesi Koordinatörü Neslihan Öztürk, projenin 4 yıldır devam ettiğini söyledi. Gençler için gazetecilik bir sosyal farkındalık projesi olarak başladı ve gençlere hem kendi hikayelerini hem de başkalarının hikayelerinin sesi olması için dijital gazetecilik tekniklerinin öğretildiği bir proje gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 4 yıldır. TRT bugüne kadar yurt içi ve dışında 31 eğitim kurumunda dijital gazetecilik atölyeleri düzenledi. Bu atölyelere farklı sosyal gruplardan ve coğrafi bölgelerden 1700'den fazla lise öğrencisi katıldı. TRT tarafından düzenlenen gençler için gazetecilik eğitimleri birçok ülkede devam edecek.